2023 yılı işte Cumhuriyet'in ikinci yüzyıla giriş yılı ve aynı zamanda Lozan Anlaşması'nın da 100. yılını doldurmuş oluyor. Bu anlamıyla aslında hem Türkiye açısından hem Kürtler açısından hem de Orta Doğu siyaseti açısından ya da dizilimi açısından çok önemli tarihsel bir eşik. Tabii bu tarihe çeşitli anlamlar yükleniyor. Yani herkes kendi durduğu yerden bir anlam yüklüyor. Örneğin biz Kürtler açısından bu yüzyılın kölelikten kurtulma, anayasal statü elde ettiğimiz, gerçekten bütün yaşadığımız coğrafyalarda eşit özgür yaşadığımız halklarla beraber demokratik bir birlikteliği, demokratik ulus çerçevesinde kurabileceğimiz bir yüzyıl olsun istiyoruz. Ana Muhalefet Partisi açısındansa işte cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız diye aslında cumhuriyetin içerisindeki demokrasi eksikliğine vurgu yapan, onu demokrasiyle buluşturacağını ifade eden bir yerde duruyor. Ama AKP-MHP açısından ise bambaşka bir cumhuriyet tahayyülü olduğunu görüyoruz. Aslında cumhuriyet tahayyülünden çıkan bir cumhuriyet tahayyülü var. Yani cumhuriyeti yok etmeye dönük, aslında cumhuriyetin bütün kazanımlarını ortadan kaldırmaya dönük, bizim eksik, yetersiz, yanlış, yanılgılı bulduğumuz kuruluşunda aslında bütün farklılıklara, Kürtlere, Alevilere ve bütün halklara kapalı olan o cumhuriyetten bile rahatsız olan, yani o aslında o tekçi yapıdan bile rahatsız olan, onu da ortadan kaldırmak isteyen, onun yerine kendi bakış açısıyla daha dinci, daha milliyetçi, daha cinsiyetçi, daha militarist, daha selefi aslında mezhepçi bir aklın olduğu yeni bir devlet yapısı kurmak istiyorlar. Yani buna böyle bir devlete cumhuriyet denilebilir mi? Açıkçası tartışma konusu. Yani bir cumhuriyetten ziyade aslında yeni bir Osmanlı, bir neo Osmanlı'nın devamı, yeniden bir Osmanlı'nın kuruluşunu yapmaya çalışan ve bunun içinde belirli kodlar oluşturmaya çalışan bir anlayış, bir algı var. Bu nedenle aslında 2023 yılı Türkiye'nin klasik anlamda aslında devlet açısından da bir kaderinin tayin yılı olarak da ifade edilebilir. Yani bizim tartışmamızın ötesinde, bizim muhalefetin, Kürtlerin tartışmalarının ötesinde aslında hakikaten 1923'te kurulan cumhuriyet yaşayacak mı? Gerçek anlamda bir cumhuriyet olarak kendisini devam ettirecek mi? Yoksa yeniden aslında o eski Osmanlı kodlarına dönen, o İttihat Terakki'nin aslında o milliyetçi kodlarını dinci kodlarla buluşturan, militarist kodlarla buluşturan, cinsiyetçi kodlarla buluşturan daha kapalı, daha dinci sahiplerle bir aslında yeni bir yönetim şekli, yeni bir otokrasi, yeni bir tek adam rejiminin iyice kökleşmesini mi olacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Ama gördüğümüz AKP-MHP'nin bir tek adam rejimini gittikçe kalıcılaştırmak, parçinleştirmek ve bir tek adam devleti, bir otokrasi inşa etmek istedikleri, bir despotik rejim inşa etmek istedikleri, sınır ötesi Suriye Operası tezkeresine destek vermemeleri meselesi ve bunun son tezkereye önemliydi. Fakat başlayan, şu anda Güney Kürdistan'da başlayan ve 17 Nisan'dan beri devam eden savaşa dair tek bir şey söylememiş olmaları. Aksine biz muhalefetin kendisini bir AKP karşıtlığına indirgemesini, bir Erdoğan karşıtlığına indirgemesini açıkçası doğru bulmuyoruz. Mesele burada ne AKP'dir ne de Erdoğan'dır. Evet, AKP ve Erdoğan'a karşı olmak, MHP'ye karşı olmak çok önemlidir. Çünkü bugünkü politikaların yürütücüleridir. Fakat burada bir sistemsel tartışma yürütmek gerekiyor. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi eğer demokratik bir cumhuriyet istiyorsa, gerçekten ikinci yüzyılda cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak istiyorsa, o zaman dönüp Kürtlere bir sözünün olması gerekiyor. O zaman dönüp kadınlara bir sözü olmalı, bir Alevlere bir sözü olmalı. Bugün hala hazırda Kürt sorunun demokratik yollarla çözümü mümkünken, bu daha az maliyetliyken, bu insanların canını, yaşamasını koruyacakken, yani yaşamalarını sağlayacakken, bütün coğrafyanın, ekosistemin korunmasını sağlayacakken savaşa meyletmek ya da savaş politikalarını desteklemek hiç de o tahayyül edilen demokrasinin aslında eksik bir demokrasi olduğunu, kendisi için bir demokrasi olduğunu, yine Kürt'e demokrasi getirmeyeceğini, Aleviye demokrasi getirmeyeceğini görebiliyoruz bütün bu söylemlerden. Onun için yani şu çok açık ve net. Biz muhalefetle ya da bizim bakış açımız sadece bir Erdoğan ve AKP karşıtlığı meselesi değil. Onun için diyoruz, 100 yıllık kodların değişmesi gerekiyor. Eğer bir demokratik cumhuriyetten bahsediyorsak, bunun içerisinde bütün halkları, bütün inançları, bütün toplumsal kesimleri gören, bunların anayasal statüsünü tanıyan ve Kürt sorunu gibi kadim bir sorunun da demokratik barışçıl yollardan çözümü için de elini taşın altına koyan, siyasi risk alan,
bunun için cesaret gösteren, cüret eden bir yaklaşıma ihtiyaç var. Yoksa mevcut söylemlerin açıkçası bizi tatmin etmediğini ve bu anlamıyla Kürt sorunu bağlamında da umut var görmediğimizi ifade etmek gerekiyor. Açıkçası şöyle, uluslararası güçler ve Türkiye'deki mevcut sermayenin halihazırda hala AKP'den ve Erdoğan'dan %100 vazgeçtiğine dair emareler çok sınırlı. Fakat bunun yanında çok ciddi bir toplumsal itiraz var. AKP'nin çok ciddi bir şekilde kan kaybı var. Ciddi bir şekilde oy kaybına uğruyor. Büyük bir yönetim krizi var Türkiye'de. Siyasi kriz var, ekonomik kriz var, toplumsal kriz var. Ve bütün bu krizlerin mimarı olan ya da bunların müsebbibi olan bir AKP gerçeği var. Onun için şimdi aslında bir post AKP, yani AKP sonrasına dönük bir hazırlık süreci olduğunu da görüyoruz. Fakat burada da yine bir AKP sonrası için en az AKP kadar kullanışlı, en az Erdoğan kadar aslında dış politikada bu atraksiyonları yapabilecek, Kürt sorununda güvenlikçi ekseni devam ettirecek, işte barışa meyletmeyecek, Kürtlere kendisini borçlu hissetmeyecek ya da işte Kürtlerle barışmayacak, demokratik bir çözümün kapısını aralamayacak bir yeni dizaynın aslında peşinden koşulduğunu görüyoruz. Yani bir Erdoğan gidecekse onun yerine gelecek kişinin de en az Erdoğan kadar aslında bütün bu süreçleri yürütecek bir kişi ya da kişiler, yani bir aklının olması yönünde bir kurgu olduğunu ve buna doğru aslında Türkiye'nin itilmeye çalışıldığını, belirli sosyal medya manipülasyonlarıyla, belirli çevrelerin tartışmalarıyla aslında bütün eksenin oraya kaydırıldığını görüyoruz. Burada temel meselenin aslında Kürt sorunu olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Yani gelecek kişi de Erdoğan gibi Kürtlere taviz vermeyen, tırnak içerisinde Kürtlerle barışmayan, Kürt sorununda demokratik yöntemi tercih etmeyen, masaları deviren, işte bütün dört parça Kürdistan'ı misaki milli olarak görüp sömürgeleştirmeye çalışan, oraları da işgal etmeye çalışan bir bakış açısı olan biri gelsin istiyorlar ve devlet şu anda bunun içinde bir dizayn içerisinde, devletin belirli odakları ya da belirli güçleri diyelim, bunun bir pazarlığı, bunun bir kargaşası, bunun bir krizinin aslında yaşandığını görüyoruz ve bu dönem dönem CHP'de belirli adaylar üzerinden kendisini gösteriyor. Belirli adayların atraksiyonları üzerinden görüyoruz. Fakat temel meselenin Kürtler, Kürt sorunu ve Türkiye'nin demokratikleşme meselesi olduğunu görüyoruz. Yani buradaki kavga bu. Şunu iyi biliyoruz, çok uzun süredir kapitalizmin süren bir krizi var. Yani 2007'lerden başlayan 2008'lerden ve bu gittikçe de derinleşiyor. Normalde krizin kendisi kapitalizme içkin bir şey, yani yapısal bir şey ve biz diyoruz ki kapitalizmin yapısal krizi. Fakat bununla beraber özellikle son 2 yıllık pandemi süreci bu krizi gittikçe derinleştirdi. Ve bugün aslında kapitalizm bu krizi aşmak için en iyi bildiği yönteme yeniden sarılıyor. O da savaş çıkarmak ve savaş üzerinden bütün dünyayı yeniden dizayn etmek, kendisini yeniden tahkim etmek istiyor. Bu çok açık ve net. Bugün Orta Doğu'da yaşanan savaş gerçeği de, Orta Doğu'daki yaşanan kaosun nedeni de, bugün Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın nedeni de işte aslında temelde bu kapitalizmin krizi ama en nihayetinde de o kapitalizmin öncü güçlerinin, o işte uluslararası emperyal güçlerin bunu aşmaya dönük yaklaşımları olarak ifade edebiliriz. Yani bugün Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı gerçekten Ukrayna-Rusya arasındaki savaş olarak okuyan yok sanırım yani. Çünkü böyle değil gerçekten. Aslında NATO ile Rusya arasında yaşanan bir gerilim var. Özellikle Sovyetlerin yıkılmasından sonra NATO'nun ısrarla genişlemeye devam etmesi, 17 yeni ülkeyi üyeliğe kabul etmesi, Rusya sınırlarına kadar gelmesi, Rusya sınırlarına kadar NATO üsleri geliştirmesi, biyolojik silah tesisleri kurmaya çalışması ve Rusya'nın da buna yönelik bir tepkisi olarak okumak gerekiyor. Yoksa sadece bir Rusya-Ukrayna arasındaki bir ayrılıkçı bölge, Donbas tartışması değil. Aynı şekilde Orta Doğu meselesinde de biz şunu biliyoruz, yani Orta Doğu'ya hakim olan aslında dünyaya hakim oluyor. Ve bugün hem ABD'nin kendisi, hem AB'nin kendisi, hem de diğer bütün uluslararası güçler Orta Doğu'da güç olmak istiyorlar. Orta Doğu'da tahkimat yapmak istiyorlar ve Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmek istiyorlar. Mevcut Orta Doğu'nun sınırları aslında 1. Dünya Savaşı'ndan sonra çizilmiş sınırlar ve hepsi de aslında masa başında cetvelle çizilmiş sınırlar. Ve bunun yarattığı, bu cetvelle çizilen sınırların yarattığı sorunlar var. İkincisi, bütün bu uluslararası güçlerin
desteklediği despotik yönetimlerin yarattığı krizler var. İşte Suriye içinde bu böyle, Suudi Arabistan içinde böyle, Tunus içinde böyleydi, diğer bütün birçok ülke için böyle. Ve şu anda bu kaosun içerisinde herkes yeniden hegemonya kurmaya çalışıyor. Özellikle ABD'nin Irak Savaşı'ndan sonra bölgede zayıflayan hegemonyası, Suriye Savaşı'ndaki aslında hegemonya kaybının kendisi, Afganistan'dan çekilmek zorunda kalması, yenilgiyi kabul etmiş olması, yine Rusya'nın aslında Suriye'ye müdahalesiyle savaşın bütün dengesini değiştirmesi, işte Esad yönetiminin devrilmesini engellemesi meselesi, bütün bunlar aslında bu kaosun parçaları ya da bu puzzle'ın parçaları. Erdoğan rejimini de koçbaşı olarak kullandıkları çok açık ve net. Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik önemi, yani Orta Doğu'yu ve Asya'yı ve Avrupa'yı bağlayan köprü konumunda olması nedeniyle Türkiye'ye yeniden NATO içerisinde bir görev biçildiğini, yeniden aslında Orta Doğu'nun dizayn edilmesinde NATO'nun ileri gücü olarak, ileri karakolu olarak Türkiye'nin ve Erdoğan rejiminin kullanılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu nedenledir ki bugün güneydeki savaşa kimse sesini çıkarmıyor. Kimyasallar kullanılmasına rağmen, büyük bir doğa kırımı olmasına rağmen, savaş suçları işlenmesine rağmen, en azından böyle güçlü, çok güçlü iddialar olmasına rağmen bugün hem KDP'nin bu savaşın bir parçası olması meselesinde hem de bütün uluslararası güçlerin ve uluslararası sistemin buna sessiz kalmasının arkasında işte bu Türkiye'ye biçilen yeni rol ve o role karşılık aslında verilen sus payı var. Yani Türkiye'ye deniliyor ki sen bizim istediklerimizi yap, tamam biz de senin Kürt soykırımını, dört parça Kürdistan'ı sömürgeleştirmeni, işte bütün Kürtleri aslında kendi egemenliğin altında toplamana ses çıkarmayacağız diyen ve bunu da doğru bulan, makul bulan bir akıl olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki burada Kürtlerin bir bölümünün de KDP özelinde bu planın bir parçası olduğunu, buna gönüllü olarak eşlik ettiklerini, yardım ettiklerini de üzülerek takip ediyoruz bu sürecin içerisinde. Aslında asıl amaç Orta Doğu'nun kaynaklarına el koymak meselesi ve Orta Doğu kaynaklarını sömürmek meselesi. Bunu açık ve net bir şekilde ifade edelim. O anlamıyla aslında özellikle Avrupa'nın Rusya gazına ve Rusya enerjisine olan bağımlılığının kendisi aslında Rusya-Ukrayna savaşında büyük bir kriz olarak kendisini açığa çıkardı. Yani bugün evet birçok Avrupa Birliği ülkesi Rusya'ya yönelik bazı yaptırımların parçası oldu, yaptırım kararları aldı. Fakat karşılığındaki en büyük tedirginlikleri ya Rusya gazı keserse biz ne yaparız? Onun için de yeni arayışlara girdiler. İşte biz gaz tedariğini çeşitlendirmeliyiz. Sadece Rus gazına bağımlı olmamalıyız. Çünkü orada kriz çıktığında gazsız kalabiliriz. Büyük bir enerji krizi yaşayabiliriz dediler. Ve yeniden aslında Kürdistan'ın ve Orta Doğu'ya yönlerini döndüler. Burada da Kürdistan'ın kendisi bu enerji nakil hatlarında çok kilit bir önemde. Yani geçiş güzergahının üzerinden oluşturuyor. Ve bugün hem Kürdistan'daki gazın, Güney Kürdistan'daki petrolün, gazın taşınması meselesi hem de aslında diğer bölgelerden gelen enerjinin transferinde Kürdistan kilit önemli. İşte onun için Kürdistan'ın tırnak içerisinde emperyal güçler açısından istikrara kavuşturulması, onun tek bir yönetim altında toplanması ve sömürgeleştirilerek aslında bu meselede sorun çıkarmamaları isteniyor. Bunun için de işte bugün güneyde başlayan kuşatma, güneyde başlayan işgal girişimi de aslında Rojava'ya yönelik tehditlerin altında, arkasında yatan meselenin de bu olduğunu ifade edelim. Hem Güney Kürdistan gazını işte güneyden Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırmak gibi bir yaklaşım var. Hem Avrupa Birliği hem ABD'nin kendisi, yani NATO'da bunun bir mutabakata dönüştüğünü, bunun bir ortak akıl olduğunu görebiliyoruz ve dediğim gibi burada kurban edilen, burada gözden çıkarılan, burada yok sayılan enerji için, kendi çıkarları için görmezden geldikleri halk Kürtler ve Kürdistan coğrafyası. Bunun özel olarak altını çizmek gerekiyor. Yani bu anlamıyla bir Kürt savaşı üzerinden Kürtlerin yok edilmesi pahasına çıkarlarını koruyan bir uluslararası sistem olduğunu görüyoruz. Aslında şöyle, şu andaki Güney Kürdistan'a yönelik kuşatma harekatının, işgal operasyonunun bir ayağının da İran olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Yani bugün aslında Türkiye rol biçilirken hani bu enerji nakil hatları, Kürdistan'ın sömürgeleştirilerek işte bölgenin istikrara kavuşturulması meselesi,
ve aslında Türkiye'ye rol verilerek bölge hem Kafkasya'nın hem de Orta Doğu'da aslında bir karakol işlevi görmesi gibi misyonları var. Ama diğer bir misyonu da aslında İran'ı kuşatma meselesi. Çünkü ABD'nin çok ciddi bir şekilde İran'a yönelik yaklaşımları var olumsuz anlamda ve aslında bugün Irak eliyle, özellikle Irak Merkezi Yönetimi Kazimi'nin hükümetinin eliyle aslında Şengal'e yönelik operasyonlar da aslında Şengal halkının soykırımına yönelik olduğu gibi İran'ın kuşatılmasına ve İran'ın aslında sınırlandırılmasına yönelik bir operasyon olarak bunu düşünmek gerekiyor. O anlamıyla tabii ki İran buna razı değil. Zaten hatırlarsanız birkaç füze attılar. Türkiye'nin Başika üstüne örneğin yönelik bir füzeli saldırı olmuştu. Evlere yönelik yine füzeli saldırı olmuştu. Ve İran açıktan aslında Türkiye'nin bölge politikasını benimsemediğini, doğru bulmadığını çok açık ve net bir şekilde ifade etti. Yine yakın dönemde biliyorsunuz Beşar Esad İran'a bir ziyaret gerçekleştirdi ve oradaki temel gündemlerden biri de özellikle Rusya'nın bu savaşla Suriye'den çekilmesi sonucunda doğacak boşluklarda Türkiye'nin yerleşmesine ve işgal ettiği yerleri ilhak etmesine dönük endişelere dair olduğunu da yine biliyoruz. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda aslında Türkiye'nin politikalarından rahatsız bir İran, Türkiye'nin politikalarından rahatsız bir Irak hükümeti ve Türkiye'nin politikalarından rahatsız bir Arap coğrafyası, bir Orta Doğu coğrafyası olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.